Ege Üniversitesi'nin spor portalı Sportal'dan herkese merhaba sevgili izleyenler. Yeni yayın döneminde Ege Üniversitesi Televizyonunda programımıza başlıyoruz. Biz de böylece Liglerimizde başladı biliyorsunuz ki Öncelikle futbol ardından basketbol, motor sporları, voleybol ve diğer sporlarla devam edeceğiz programımıza. Ve ilk olarak futbolla başlıyoruz. Galatasaray kan kaybı yaşamaya devam ediyor başlıklı haberimiz var. Geçtiğimiz sezondan beri Cuma maçlarında sıkıntı yaşayan Galatasaray bu haftada Medical Park Antalya Spor'a puan kaybetti. Bunu söyleyebiliriz. Skor 1-1 sonuçlandı. E, açıkçası şöyle bir karşılaşmaya baktığımız zaman Galatasaray'ın daha etkili olduğunu söyleyebiliriz fakat Galatasaray son toplarda özellikle e, sıkıntı yaşadı ileri hatta ve iki topu da direkten döndü. Bunu da e, belirtmek isterim. Ayrıca şöyle istatistiklere bakacak olursak Galatasaray'da toplamda isabetli şut yüzdesi Medical Park Antalya göre 3 kat daha fazla kendileri 6 isabetli şut bulurken Medical Park Antalya ise 2 isabetli şutla karşılaşmaya devam etti. İsabetsiz şutlarda ise Galatasaray oldukça cömert bunu görüyoruz 20 isabetsiz şuta sahip ve 8 isabetsiz şuta sahip Medical Park Antalya Spor bununla birlikte Drogba'nın bir golü vardı hatta bu golün ardından yaptığı sevinçle çok konuşuldu bundan da bahsedebiliriz şu anda maçtan görüntüler ekrana geliyor ve Drogba'nın metin oktayı yad ettiği bir e, görüntü ki bunu maçta gol sevinci olarak kullandı kendisi işte onu da görüyoruz şu anda e, Drogba metin noktay sevinciyle Galatasaray'ın yeni efsanesi olabilirim mesajı verdi ki kendisi zaten efsanedir bunu da hepimiz biliyoruz ve e, Drogba'nın attığı golle de Galatasaray 1-1 öne geçmiş oldu. Ayrıca şöyle bir anekdot da var. Baroş eski takımına karşı ilk kez forma giydi bu karşılaşmada. Ki şöyle bir güzellikte yaşandı karşılaşmada. Baroş oyundan çıkarken Galatasaraylı taraftarlar kendisini alkışladı. Ki kendisi çıktığında e, skor 1-0 Medical Park Antalya Spor lehineydi. E, yani sarı Sarıkalımızlı taraftarlar hala Baroş'a ilgi duyuyor. Kendisini seviyorlar. Ve Baroş'un da e, taraftarlara, eski taraftarlarına bu anlamda bir teşekkürü var. Bunu da belirtelim. Ee, az önce de bahsettiğimiz gibi Galatasaray cuma günleri sıkıntı yaşamaya devam ediyor ve e, geçtiğimiz sezonda e, cuma gün oynadığı 9 maçın 6'sında puan kaybı yaşamıştı. Bu puan kaybına da e, bu hafta devam etti bunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda e, Metin Oktay demişken tekrar oradan devam edelim. Metin Oktay biliyorsunuz ki ölüm yıl dönümüydü geçtiğimiz Cuma, 13 Eylül Cuma günü. Evet kendisi tekrar ekranlara yansıyor. Galatasaray kendisinin ölüm yıl dönümünde özellikle taraftarlar kendisini unutmadı diyebiliriz. Kendisi adına bir pankart açıldı. Sarı Kırmızılı taraftarlar adına biz de kendisini yad ediyoruz. Ailesine tekrardan başsağlığı diliyoruz. Aradan geçen uzun yıllara rağmen Metin Oktay unutulmadı. Unutulmayacaktır da Türk futbolunun sadece Galatasaray değil, tüm takımlar boyunca sevilen oyuncularından bir tanesidir. Evet ve bir diğer haberimize geçelim şimdi de. Bir diğer haberimiz Trabzonspor'la ilgili. Trabzonspor biliyorsunuz ki lige iyi başlayamamıştı ancak en azından bu hafta kazandığı 1-0'lık galibiyetle işleri yoluna soktu diyebiliriz. Onlar da Kardemir Karabük Sport'la karşılaştılar ve şu anda 1-0'lık skor var. Gol Henrique'den geldi. Henrique'de ee, ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu bir kez daha göstermiş oldu ki şu anda Enrique ekranlarda görüyorsunuz sizde. Ve e, golde 76. dakikada geldi bunu da belirtelim. Pozisyon anlamında e, Trabzonspor'la Karabük arasında isabetli şut oranında bir eşitlik söz konusu. Trabzonspor'un da Karabük da beşer isabetli şutu bulunuyor. Bununla birlikte isabetsiz şutlarda yine Trabzonspor önde görünüyor. 11 isabetsiz şut yüzdesiyle Karabük Spor'un da 5 isabetsiz şutu bulunuyor. Evet bununla birlikte topla oynama oranlarına da söz edecek olursak burada da bakacak olursak Trabzon'un bir adım önde olduğunu görüyoruz. %56'lık topla oynama oranıyla birlikte. Ve sarı kartlarda da Karabük Spor'un oldukça sert bir karşılaşma geçirdiğini görüyoruz. 6 sarı karta sahip deplasman ekibi ve Trabzonspor'da böylece e, galibette tanışmış olduğu bu haftada bunu belirtebiliriz. En azından e, Üst sıralara biraz daha yaklaştı Orta sıralara diyebiliriz aslında Ve bununla birlikte artık Beşiktaş Spor'a uzanalım diyorum Ve Beşiktaş'ta e, bu hafta itibariyle 4 hafta üst üste kazanma başarısı gösterdi Sportoto Süper Lig'de dolu dizgin yoluna devam ediyor Beşiktaş Ve Beşiktaş'ın da e, oyununa şöyle bir bakacak olursak Bursa Spor'la karşı karşıya geldiler Ve bu karşılaşmadan 3-0 gibi net bir skorla ayrıldılar ki e, Bursa Deplasmanı'ndan aldığı bu skor... Beşiktaş ve Bursa Spor önünde Bursa Spor gibi güçlü bir ekibin önünde bu sonuca ulaştılar ki Bursa Spor bu sene iyi başlamasa da sonuçta kadro olarak iyi bir ekip bunu söyleyebiliriz ve takımın kahramanı deniliyor şu anda o ekranlarda Slaven Biliç'i gördük Slaven Biliç gerçekten Beşiktaş'ta sistemi oturttu özellikle ilk hafta olarak açıkçası ben yaşım itibariyle Beşiktaş'ın böylesine iyi bir başlangıç yaptığını hatırlamıyorum Beşiktaş gerçekten son dönemlerin en iyi başlangıcını yaptı diyebiliriz. Şu anda hatta e, fanatik Beşiktaşlı kameraman arkadaşımız Fevzi yan tarafta sevinmeye devam ediyor. Beşiktaşlı olarak tabii ki onun da en büyük e, hakkı bu diyebiliriz. Ve karşılaşmaya şöyle bir bakacak olursak savunma yönünden çok fazla sıkıntı çekmediğini görüyoruz Beşiktaş'ın. Çünkü Bursa Spor'un sadece iki isabetli şutu bulunuyor kale Beşiktaş'ın ise ona karşılık yedi isabetli şutu var ki bunların üçünün de gol olduğunu düşünürsek atakları çok verimli kullanabilen bir ekip olduğunu görüyoruz Beşiktaş'ın. Özellikle özellikle ileri hücumlarda çok etkili bir ekip orta saha ve hücum anlamında gerçekten iyi işler yapmayı başardılar. Bunu söyleyebiliriz. topla oynama yüzdelerinde de çok büyük farklar olmasa da Beşiktaş %54 ile önde bunu da belirtelim isterim. Ve Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de dün bir karşılaşma oynadı. Bununla ilgili habere geçiyoruz. Dün adeta Fenerbahçe öldü öldü dirildi diyebiliriz ama sonunda maçı da kazanmayı bildi. Ee, i̇ki kere öne geçti. Kasımpaşa Kasımpaşa ile oynamıştı karşılaşmayı. Ancak daha sonra Fenerbahçe 2-1'den sonra özellikle 2-2 ve 90 artı 3. dakikada da 3-2 ile e, rakibini geçerek 3 puanı uzanmayı bildi. 90 artı 3. dakikada da golü Vebo kaydetti. Bu arada Ersun Yanal'ın enteresan sevincini görüyoruz. İnanılmaz sevmiş e, büyük ihtimalle ki 90 artı 3. dakikada atılan golden sonra. Evet. Üst üste üçüncü galibiyet oldu bu arada Fenerbahçe'nin bunu da belirtmek isteriz. İlk olarak Torku Konyaspor spor yenilgisiyle başladı Fenerbahçe ama daha sonra kendini affettirmeyi başardı. Eskişehirspor, Sivasspor ve Kasımpaşa galibiyetlerinin ardından şu anda iyi bir konuma gelmiş bulunuyorlar. Kendilerinin şu anda 9 puanı var. Evet Fenerbahçe'de işler böyle diyelim. Ve bununla birlikte Şampiyonlar Ligi'ne yavaş yavaş uzanalım. Şampiyonlar Ligi'nde de önemli karşılaşmalar var ki biliyorsunuz bugün e, bir Galatasaray'ın karşılaşması var. İspanyol devi Real Madrid karşısında. Ama ona sonradan değinelim isterseniz. Şimdi grup karşılaşmalarına bakalım. Bakalım diğer grupta kimler hangi karşılaşmalar oynayacak? Kimler kiminle eşleşti? Bunlara değinelim. A grubuyla başlayalım. B grubunu en sona saklayalım. A grubunda Manchester United, Bayer Leverkusen. Karşı karşıya gelecek gerçekten keyifli olabilecek bir karşılaşma İngilizlerle e, Almanların mücadelesi olacak ki son dönemde onlar da büyük bir çekişme içerisinde İngiliz ve Alman futbolu Real Sociedad'da Shakhtar Donetsk'te A grubunun ikinci karşılaşması bu grupta da e, Shakhtar Donetsk'in tabii ki avantajlı olabileceğini söyleyebiliriz Real Sociedad'a karşı e, grupta da şu anda Real Sociedad biraz zayıf halka gibi duruyor diğer takımlara karşı. Evet C grubuna geçelim. B grubunu daha sonra konuşacağımızı söylemiştik. C grubunda Kopenhag Juventus, e, özür diliyorum, e, Benfica Anderlet ve Olympiakos, Paris Saint Germain karşılaşmaları var. Benfica Anderlet, Olympiakos, Paris Saint Germain. Bu dört takım e, açıkça söylemek gerekirse güçleri birbirine yakın her an her şey olabilecek bir gruba denk geldiler diyebiliriz hep e, hepsinin iyi şeyler yapabilme şansı var bu grupta. Tekrar maçları e, söyleyelim. Benfica, Anderlecht, Olympiakos, Paris Saint-Germain karşılaşmaları. Ve D grubunda ise e, keyifli karşılaşmalar yine bizleri bekliyor. Grubun ağır favorilerinden Bayern Münih, CSK Moskova karşısında e, oynayacak. Kendi sahasında e, Allianz Arena'da oynanacak bu karşılaşma ki tabii ki bu karşılaşmanın da favorisi Bayern Münih'tir. Bunu da belirtelim. Bununla birlikte D grubunun diğer karşılaşması ise Victoria Plzen ile Manchester City arasındaki Victoria Plzen'i geçtiğimiz sene Fenerbahçe'nin rakibi olarak hatırlıyoruz. Onlar da yavaş yavaş artık Avrupa'da boy göstermeye başladılar ki bu sene şampiyonlar ligi grubuna kaldılar. Gerçekten büyük bir başarı ama tabii ki rakipleri çok zor. Özellikle şu oynayacağı karşılaşma Manchester City ile inanılmaz zor geçecek diye düşünüyorum. Plzen adına ki bu grupta zaten bayan Munich ve Manchester City ağır basacak gibi görünüyor. Bunu da belirtelim ve E grubuna uzanalım. E grubunda Chelsea, Basel ve Schalke 04 ile Stabükreş'in karşılaşmaları var. Bu grupta gerçekten keyifli olabilecek bir grup. E, baktığımız zaman Chelsea'nin, e, Schalke'nin, Stabükreş'in özellikle iyi şeyler ortaya koy koyabileceğini düşünüyorum. Basel de kendini ön plana çıkarabilecek e, takımlardan bir tanesi. F grubuna geldiğimiz zaman ise Marsilya Arsenal, Napoli ve Borussia Dortmund mücadeleleri var. Gerçekten bence en keyifli grup lardan bir tanesidir F grubu. Arsenal, Napoli ve Dortmund gibi özellikle Avrupa'yı kasıp kavuran 3 ekip bu grupta yer alıyor. Acaba kimler son 2'ye kalacak? kestirmek gerçekten güç ama benim favorilerim Napoli ve Dortmund diyebilirim yaptıkları transferlerle ve takım oyunlarıyla birlikte. G grubuna geçiyoruz. G grubunda da Atletico Madrid, Zenit ve Avusturya-Viyen-Porto karşılaşmaları var. Bu grup gerçekten birbirine denk düşebilecek gruplardan bir tanesi aslında. Atletico Madrid ve Porto'yu biraz daha üste tutabilirsek grupta gerçekten keyifli maçlar olabilir. Ve son grubumuza geçiyoruz. H hey grubu. O grupta da Barcelona-Ajax ve Milan-Celtic karşılaşmaları oynanacak. Barcelona'da Tabii ki bu grubun en favori takımlarından bir tanesi, hatta en favorisi diyebiliriz. Ona rakip olabilecek en yakın isim ise Milan olabilir. Celtic ve ayaksından neler yapabileceğini ilerleyen karşılaşmalarda göreceğiz. Tekrar ediyorum, Hey grubunda Barcelona, Ajax ve Milan Celtic karşılaşmaları oynanacak. Ve şimdi de kendi grubumuza geçiyoruz, B grubuna. B grubunda çünkü Galatasaray'ın işi gerçekten zor çünkü rakipleri inanılmaz sert. Özellikle Juventus ve Real Madrid Galatasaraya zor anlar yaşatabilir. Umarız ki. Galatasaray bunların da üstesinden gelir Ki şu anda bugün oynayacağı Karşılaşma itibariyle Aslında ilk karşılaşmadan grubun dönüm noktasını oynayabilir Galatasaray bunu söyleyebilir çünkü bu karşılaşmada kesinlikle puan çıkarmalıyız öyle düşünüyorum yani beraberlik bile e, grupta puan kaybetmek adına e, bence olumlu bir e, tutum olacaktır Galatasaray ama hücumu düşünecektir bunu da söyleyelim ki geçen sene biliyorsunuz ilk karşılaşmada Manchester United'e karşı oynamıştı Galatasaray buna rağmen e, iyi bir futbol ortaya koydu yenildi ama iyi bir futbol ortaya koydu aynısını Real Madrid karşısında gösterirse e, bence olumlu bir sonuç çıkabilir açıkçası Ağır favori Real Madrid olarak gözükse de bu karşılaşma 3 sonuca da açık diyebiliriz. Bir diğer karşılaşma ise Kopenhag'la Juventus arasında ki bence Kopenhag şu anda grubun zayıf halkası olarak görünüyor Galatasaray'ın ardından. Ve onlar da Juventus'la karşılaşacak. Umarız ki bu karşılaşmadan da bir beraberlik çıkar ve Galatasaray'ın en azından işine gelen bir skor olur. Ve bununla ilgili Galatasaray-Real Madrid karşılaşması ile ilgili kısa bir röportajımız vardı. Eğer hazırsa şimdi onu ekrana getirelim. Ege Üniversitesi'nin spor programı Sportal yeni sezonda da sokağın nabzını spor adını tutmaya devam edecek. Bu hafta Galatasaray Real Madrid maçını değerlendireceğiz. Bakalım futbol severler neler düşünüyor B grubundaki ilk maçımız hakkında düşünceleri neler? İyi günler. Real Madrid Galatasaray maçı hakkında ne düşünüyorsunuz? Şansımız ne yönde sizce? Vallahi şansımız şu anda %80 civarında bir şey. Yani geçen son maçta burada 3-2 bizi yeniler ama biz onların daha güzel top oynadığımız için bu sefer daha farklı olacak yani. Yeni de transferimiz olduğu için Buruma. Hem Drogba ile Schneider'le 2-0 olsun bizim olsun gibi bir şey. Kadroların yani. değişmesi şansımızı değiştirmeyecek yani. Ya değiştirmeyecek tabii. Mesela bize etki yapacak. Mesela Buruma'nın gelmesi çok güzel bir futbolcu. Onun etkisi daha güzel olacak. Mesela Ronaldo'nun oynamayacak diyorlar. Oynamazsa bizim için artı bir avantaj. Olmaması belki 2 belki 3 belki 4 olur inşallah. Yani skor tahmininiz var mı peki? Ya skor aslında tabii insan ister 2-3 tane de 1 olsun bizim olsun. <laughs> Yeter ki yenelim yani Real Madrid'e. Buna başka bir şey gerek yok yani. Galatasaray B grubunda Real Madrid, Juventus ve de Kopenhag'la karşılaşacak. İlk maçı Real Madrid'le neler düşünüyorsunuz sizce? Real Madrid'i alt edebilecek mi? Real Madrid'i 1-0 yeneceğiz. 1-0. Evet. Kendi sahamızda bu bizim için avantaj mı olacak yoksa Real Madrid yeni transferiyle güçlerin, gücünü gösterecek mi? Bizim için bir avantaj olacak. Orada bilmiyoruz. İyi günler. Galatasaray Real Madrid maçı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizlerden almak istiyorum. Yani annemin pek ilgisi yoktur ama ben koyu Galatasaraylıyım. Ee, İsveç'te yaşıyorum ben. Bugün İsveç'e dönüyorum zaten. Ee, televizyondan takip edeceğim. Maça gidemedim maalesef. Ama geçen sene biliyorsunuz son maç yine İstanbul'da Real Madrid'le oynamıştık. Yani yarım kalan bir hesap var diyorum. İnşallah galip gelerek hesabı kapatacağız diyorum. Skor tahmininiz var mı peki? Vallahi bu tip maçlarda 1-0 olsun bizim olsun ama yani 2-0 ya da 3-0 tabii çok güzel bir skor olur. İnşallah bize Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Siz hanımefendi bir şeyler söylemek ister misiniz? Ben de ne diyeyim? E ben de Galatasaraylı olayım. <gülüyor> <gülüyor> ben de 1-0 diyeyim. Evet Galatasaray ilk maçında Real Madrid ile karşılaşacak. Kendi sahasında oynayacak. Sizce galibiyetle ayrılabilecek mi? Neler düşünüyorsunuz? Ee, bence Real Madrid alır maçı. Real Madrid alır diyorsunuz. Peki bir beraberlik veya puan alma şansı yok mu? Yoksa İspanya İspanyol devine karşı mağlup olacak mı? <laughs> Bence kesinlikle Real Madrid alır. Real Madrid. Sanırım Galatasaray değil gibisiniz. Fenerbahçeliyim. Koy bir Fenerbahçeliyseniz. Fenerbahçeli olup olmamakla alakalı değil. Real Madrid'in daha iyi olduğunu düşünüyorum. Peki bir de arkadaşımıza dönelim bakalım neler düşünecek. Galatasaray ilk maçında Real Madrid karşılaşacak. Neler düşünüyorsunuz maçla ilgili? Ben Galatasaray favori görüyorum Real Madrid'e karşı. Galatasaray favori diyorsunuz. Samiyetimle söylüyorum patlayacak bu maçta. Peki bir skor alalım sizden. 2-0 diyorum ben. 2-0 golleri kim atar? Drogba ile Schneider. Drogba ile Schneider. Bakalım bu toteminiz gerçekleşecek mi? Bunu e, maçtan sonra göreceğiz. Teşekkür ederiz. Merhaba Galatasaray Real Madrid maçı hakkında ne düşünüyorsunuz? Temennimiz Galatasaray'ın kazanması tabii ki de. Hem Türk olduğumuz için hem de başarılı bir takım olduğu için Galatasaray'ın kazanmasını çok istiyorum. Real Madrid güçlü bir rakip ama Galatasaray'da gönlümüz. Skor tahmininiz var mı? 2-1 Galatasaray diyorum. Tamam. Evet arkadaşlarımızı otobüs beklerken yakaladık. Onlara da soralım bakalım Galatasaray Real, Real Madrid maçı hakkında neler düşünüyorlar. Ee, önce sana dönelim. Biliyorsun kritik bir mücadele var. B grubundaki ilk maçımıza çıkacağız. Neler söyleyeceksin? Gruptaki şansımız ne sence? E, gruptaki şansımız doğal olarak biraz düşük görünüyor. Takımlar güçlü. Lakin biliyorsunuz tarihimizde bayağı büyük zaferlerimiz var. İmkansız diye bir şey yok. Ama zor. Sor ama imkansız değil. E, tarihteki büyük zaferleri bir yenisini daha ekleyeceğiz mi? İnşallah. Kısmetse ekleyeceğiz. Umarım iyi bir taktikle, yani iyi bir e, analizle Real Madrid karşısında çıkarız. E, bu maçı kazanmayı gerçekten çok isteriz. Bayağı bir avantajlı olacağız bu maçı kazandığımız takdirde. Rakip çok güçlü. Deneyeceğiz. Merhaba. E, Galatasaray Real Madrid maçı hakkında ne düşünüyorsunuz? Aa, tabii ki bu uluslararası bir maç olduğu için gönlümden Galatasarayın kazanması geçiyor. Ee, onun dışında e, hani futbolda şiddet hayır diyebilirim belki burada çok klişe bir laf olacak ama. <laughs> Sosyal mesaj. Evet kesinlikle. Ee, başka ya yani, umarım diğer e, üç büyük takımlar diyebileceğimiz diğer takımların e, mensupları da Galatasaray'ın kazanmasını desteklerler. Çünkü bu uluslararası maç olduğu için hep beraber bir arada olmamız gerektiğini düşünüyorum. Siz destekliyorsunuz peki skor tahmininiz var mı? Skor tahminim muhtemelen 3-2 Galatasaray yener. Şampiyonlar Ligi'ne değinelim istiyorum. Galatasaray e, kritik bir maça çıkacak. İspanyol devi Real Madrid karşısında olacak. Bu maç hakkında neler düşünüyorsunuz? E, gruptan çıkma şansı nedir sizce Galatasaray'ın? E, gerçekten zor ama e, her zaman söylediğim gibi Fatih Terim faktörü e, yine var. Ve e, her şey olabilir. Galatasaray e, ben ilk yarı e, Real Madrid, ikinci yarı Galatasaray bu işin hakkından gelir diyorum. Ve Galatasaray kazanır diye düşünüyorum. Merhabalar. Ee, yarınki Galatasaray Real Madrid hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, ben Galatasaraylıyım. Galatasaray'a çok başarılar diliyorum. Ee, alacağına inanıyorum yani. Biraz zor görünüyor ama. Kaç ben kaç mesela? Dinliyorum. Bir skor tahmini var mı? Ee, gönlümden geçen 2-0 Galatasaray kazansın yani. Bilemiyorum tabii tahminim <laughs> ama. Evet röportajlarımızı dinlediniz. Tahminler Galatasaray'ın kazanacağı yönde. Biz de diliyoruz ki öyle olsun. Şimdi stüdyomuza dönüyoruz. Evet röportajlarımızı dinledik. Kameraman arkadaşımız Fevzican Özbek'e ve muhabir arkadaşlarımız Tayfun Delice ve Bahar Altın'a teşekkür ediyoruz. Bu keyifli röportajlar için biz de aşağı yukarı e, sokakların nabzını almış olduk diyelim. E, ve böylece onlar da çoğu ee, tabii ki milli maç havasında olacağı için Galatasaray kazanır düşüncesinde ama biraz öyle olur mu bu soru işareti. Az önce de söylediğimiz gibi 3 sonucu açık bir karşılaşma ee, skorlara baktığımız zaman e, taraftarlarımız e, vatandaşlarımız 1-0, 2-1 özellikle bu skorlar üzerinde Galatasaray alır dediler. 3-0'a kadar çıktı Galatasaray'ın alması önündeki umarım öyle bir skorla karşılaşırız. 3-0 gerçekten e, efsane bir skor olur Galatasaray adına hem de Averaj adına. İkili Averajlar çok önemli çünkü Şampiyonlar Ligi'nde. Evet bununla birlikte artık Avrupa'dan futbol gelişmelerine dönelim istiyorum. İspanya ile başlıyoruz. Galatasaray'ın rakibi bakalım bu hafta neler yaptı bunlardan bahsedeceğiz. E, bu akşam Galatasaray ile oynayacak olan Real Madrid ligde beklemediği bir puan kaybı yaşadı. İlk 3 maçını kazanan Eflatun Beyazlar 4. hafta mücadelesinde Villarreal ile 2-2 berabere kaldılar ki şu anda maçtan görüntüleri ekrana getiriyoruz. Siz de görüyorsunuz. Gareth Bale'ın e, sevinci onu da görüyoruz. Kendisi taraftarlara güzel bir e, işaretle sevgisini göstermiş diyelim. Ve forma giyen Gerrit Bale de golünü kaydetmiş oldu bu arada. Onu da söyleyeyim. Diğer goller Ronaldo'dan geldi. Yani takımın en pahalı iki oyuncusu diyebileceğimiz oyuncular gollerini kaydettiler bu karşılaşmada. Ama tabii ki bu Real Madrid'e yetmedi. 2-2'lik beraberlik var şu anda. Ee, açıkçası e, Gerrit Bale'ın parası. Ben oradayım aslında. Ronaldo'nun canını yakıyor mudur? O da konuşulacak başka konulardan bir tanesi. Kendisi e, golünü de kaydetti ama Ronaldo bence biraz bu konuda e, sıkıntı yaşıyordur diyebiliriz. Bununla birlikte diğer haberimize geçecek olursak Atletico Madrid de bu haftayı kayıtsız kapattı e, İspanya'da. Üçüncü haftayı kayıpsız geçen Atletico Madrid dördüncü hafta mücadelesinde Almeria'yı sahasında konuk etti ve İspanya La Liga'da Vicente Calderon'da konuk etti. Rakibini 4-2 ile geçmeyi başardı. Dolu dizgin devam ediyor Atletico Madrid yoluna. Gerçekten onlar da e, Almanya'da Borussia Dortmund neyse e, İspanya'da da e, bence şu anda Atletico Madrid o diğer büyük takımların yanında. Gerçekten çok iyi takım oyunu oynuyorlar. İyi paslaşıyorlar. Hücuma çok iyi çıkıyorlar ve özellikle kanatları çok iyi kullanıyorlar. Onlar da biraz e, Barcelona'nın Özellikle ekolünü benimsediler gibi duruyor. İnanılmaz pas yaparak çıkmaya çalışıyorlar. Sabırlı bir mücadele örneği sergiliyorlar. Ve şimdi de Barcelona'ya geçiyoruz. Barcelona'nın da bir karşılaşması oldu bu hafta sonu. Ee, onlar da şu anda Sevilla ile karşı karşıya geldiler. Ee, tam skor 2-2'ye gelmişken e, Barcelona 3-2'lik bir skorla sağdan ayrıldı. Onlar da galibiyeti kazanmış oldular e, golleri de bakacak olursak Barcelona adına Alves, Messi ve Alexis Sanchez'ten geldi. E, Messi her zaman olduğu gibi yine maçlarda gollerini kaydetmeye devam ediyor. Şu anda Neymar ve Messi gördük az önce ekranlarda e, takımın iki yıldızı diyebiliriz iki süperstarı. Onlar da gerçekten e, birbirine çok uyumlu bir şekilde oyunlarını oynamaya devam ediyorlar. Ve Barcelona'nın ardından şimdi de İngiltere'ye uzanacağız. İngiltere'de e, Mesut Premier Lig'e mutlu başladı. Başlıklı haberimiz var gerçekten. Mesut iyi futbolunu Arsenal'da da göstermeye devam etti. Çünkü bu karşılaşmada, oynanan karşılaşmada 3-1 kazanmıştı Arsenal. Sunderland Sunderland önünde 3-1'lik bir galibiyeti var. Bu galibiyette bir golünde asistini yaptığı Mesut Özil. Şu anda ekranlara geliyor. Arsenal forması da sarı yakışmış kendisine. Bunu da belirtebiliriz. Kendisi Arsenal'da iyi işler yapmaya başladı ilk karşılaşmada ve 80 dakika forma giydi. Bunu da belirtelim 80. dakikada oyundan alındı. Evet bu haberimizin ardından Mourinho'nun tadı kaçtı başlıklı haberimiz var. Premier Lig'de Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Chelsea Everton deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Ve üst üste iki maçta da puan kaybı yaşamış oldu. Onlarda da şu anda e, teknik direktör değişikliği ve yeni yapılanma e, nedeniyle sanırım biraz kadronun oturması ve taktiğin oturması gerekiyor e, Mourinho en yakın zamanda düzenleyecektir düzeltecektir taktik olarak takımı ama şu anda iki haftadır işler yolunda gitmiyor Chelsea'de bunu belirtelim ee, ve bir diğer haberimize geçiyoruz. Van Persie ve Rooney el ele başlıklı haberimiz. İngiltere Premier Lig'in dördüncü hafta karşılaşmasında Manchester United, Crystal Palace'ı Robin Van Persie ve Rooney'nin attığı gollerle mağlup etmeyi başardı ki şu anda Robin Van Persie'yi de ekranlarda görüyoruz. Ee, takımın iki süperstarı diyebileceğimiz isimler e, Runi ve Robin van Persie gollerini kaydetti ve 2-0'lık skorla net bir şekilde sahadan ayrılmayı e, başardılar ve şimdi de İtalya'ya uzanıyoruz. Bakalım İtalya'da neler oldu? Bunlardan bahsedelim. İtalya Serie A'da 3. hafta karşılaşmasında dev bir maç vardı. Evet bu karşılaşmada da Juventus-Inter karşılaşmasıydı ve karşılaşma bir birlik beraberlikle sonuçlandı. İki büyük takımın karşılaşmasından kazanan çıkmadı. Şu anda karşılaşmadan görüntüleri izliyoruz. Evet bunlar gerçekten keyifli görüntüler. Özellikle <laughs> şu görüntü aradan geçmeye çalışan bir futbolcu. Evet bununla birlikte Milan-Torino ile karşı karşıya geldi. Onlar da iki ikilik beraberlikle. Ayrıldılar sağdan Ki Milan'ın alabileceğini düşündüğümüz bir karşılaşmaydı Şu anda Kaka'nın mutsuz görüntüsü Ve burada güzel bir çalın mı yoksa düşürüldü mü Öyle bir mücadele izliyoruz Onlar da ile 2-2 berabere kaldı Milan bunu da söyleyebiliriz Milan'ın favori olduğu karşılaşmada Ve ligin Yine favorilerinden bir diğerine geçelim Napoli'ye. Napoli ye. Napoli'de e, Atalanta'yı 2-0'la geçmeyi başardı. Onlar da gerçekten e, son dönemlerde, son iki sene içerisinde inanılmaz işler yapmaya devam ediyorlar. Kadrolarını zenginleştirdiler ve e, Atalanta'yı da 2-0 gibi net bir skorla geçmeyi başardılar. Ve şimdi Almanya'ya geçiyoruz. Almanya'da bakalım neler oldu? E, evet Dortmund'un tarihi bir farkı var. Hatta rekoru var diyebiliriz. Çünkü gerçekten... 6-2'lik bir skor var Hamburg karşısında. Borussia Dortmund'un şu anda Marco Reus'u görüyoruz. Onlar orada gol sevinci yaşıyorlar. Ve şöyle bir baktığımız zaman 15 puana yükseldiler. Yani 5'te 5 yaptılar ve son sezonların en iyi e, ee, skorunu en iyi e, neticesini alan bir Dortmund gördük. Çünkü tarihinde 5'te 5 ile sezona başlayan bir Dortmund daha önce görmemiştik. Borussia Dortmund tarihinde ve şu anda 15 puanla liderliğini sürdürüyor Alman ekibi. Evet Bayern kazandı ama zorlandı başlıklı haberimiz var şimdi de. Almanya Bundesliga'da son şampiyon Bayern Münih, Allianz Arena'da konuk ettiği Hanoferi, Mansukic ve Ribery'nin golleriyle 2-0'ı mağlup etti. Bayern Münih 5 maçta bir beraberlikle e, 13 e, puan topladı. Yani 4 galibet bir beraberlikleri var. Ve şu anda hemen Dortmund'un arkasında ikinci sırada yer alıyorlar ki Borussia Dortmund bu sene Bayern Münih'i ligde biraz terletecek gibi görünüyor. Şu anda 5'te 5 ile başladı onlar ve dolu düzgün devam devam ediyorlar gerçekten. Onlar da önemli bir ekip durumunda şu anda Avrupa'da. Evet, Schalke 04'ün bir karşılaşması vardı. Mainz'da karşı karşıya geldi ve yeni transferi Boateng'in golüyle evet şu anda ekranlarda görüyoruz. Boateng'in golüyle Mainz'ı yenmeyi başardı Schalke 04. Ve böylece Avrupa defterini de e, yavaş yavaş kapatıyoruz e, ve İzmir ekiplerine geçiyoruz. İlk olarak Bucaspor'la başlayacağız. Bucaspor Fethiye'de 3 e, özür dilerim Fethiye 3 puanla tanıştı başlıklı haberimiz PTT 1. Lig 4. hafta mücadelesinde Fethiye Spor evinde ağırladığı İzmir temsilcimiz Buca Spor'u 4-0'la geçmeyi başardı fakat e, Buca Spor için gerçekten iyi olmadı bunu söyleyebiliriz çünkü 4. haftaya geldiğimizde e, şöyle bir fikstüre baktığım zaman Buca Spor 18. sırada yani ligin e, bir basamak en altından bir, bas bir basamak üzerinde bulunuyor şu anda bir galibiyeti ve 3 mağlubiyeti var gerçekten e, işler yolunda gitmiyor Buca Spor'da bir şeylerin yapılması gerekiyor. Neler eksik takımda bunların düşünülmesi gerekiyor diye ben de fikrimi beyan edeyim ve karşıyakaya geçelim. Bakalım onlar ne yaptı? Onlar da 3 ee, puanı kaçırdılar. 3 puanı kim aldı? Ordu Spor aldı. Maalesef onlar da 1-0'lık e, mağlubiyet yaşadılar. Ordu karşısında, e, karşı yakınında bu karşılaşmayı deplasmanda oynadığını belirtelim. Ve şu anda onlar da fikstürde e, Buca Spor'un hemen 4 sıra üzerinde 14. sırada yer alıyorlar. Maalesef bir İzmir temsilcimiz yine alt sıralarda. Tabi bu ligin başlangıcı e, fakat e, isteriz ki biraz daha iyi noktalara gelsinler. Lige biraz daha iyi adımlarla devam etsinler bu ekiplerimiz. Çünkü kendileri de bir galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyetle şu anda yollarına devam ediyorlar. Yani oynanan dört karşılaşmada sadece bir galibiyeti bulunuyor. Diğer karşılaşmalardan puan kaybı yaşadı. Karşıyaka. Ve Göztepe'de e, şu anda bulunduğu lige iyi başlayamayan ekiplerden onlar da galibiyete hasret durumda. İnegöl Spor'la karşı karşıya geldiler ve maalesef e, Göztepe 1-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Şu anda e, bir mağlubiyet ve bir beraberliği var Göztepe'nin. Gerçekten bir çıkış yakalar diye düşündük. Hatta e, şampiyon olarak belki... E, lige tekrar üst lige geri döner diye düşündük ama bu başlangıç iyiye işaret değil umarız. Önümüzdeki karşılaşmalardan iyi puanlar kazanıp şampiyonluk yolunda önemli adımlar atabilir Göztepe Ve e, İzmir temsilcilerimizden şimdi de Altay'a uzanıyoruz. Altay'da da e, beraberlik söz konusu. Ama en azından onların bir galibiyet, bir beraberlikleri var. Şu anda berabere kaldığı takım ise Gaziantep Büyükşehir Belediyespor birbirlik birlik skorla Altay berabere kaldı ve 2 hafta sonucunda Altay'ı şu anda 4 puanı bulunuyor. Bunu da belirttikten sonra son İzmir temsilcimize geçiyoruz Altın Ordu. Altın Altınordu'da da bir beraberlik söz konusu of spor ile karşı karşıya geldi ve onlar da böylece beraberlikle ayrılmış oldu. Açıkçası bu hafta İzmir takımlarından yüzümüz gülmedi. Tek bir galibiyet bile yok maalesef bunu söyleyebiliriz ve şimdi de motor sporlarına geçelim motor sporlarında da bu hafta sonu MotoGP yarışı vardı MotoGP'de sezonun 13. yarışı oynandı San Marino Grand Prix'si ve bu yarışı Yamaha'nın İspanyol pilotu Jorge Lorenzo kazandı detaylara geçmeden önce kısa bir tanıtım videomuz var ona geçelim daha sonra devam edeceğiz. Evet keskin virajlarda sert geçişlerin yaşandığı her zaman olduğu gibi MotoGP'de e, tanıtımımızı izledik. Gerçekten çok keyifli bir yarıştı. Ben de e, izleme imkanı buldum bu yarışı e, televizyondan ve e, ilk üçte kimler yer aldı onlardan bahsedelim. Az önce söylemiştik birinci Jorge Lorenzo oldu. İkinci sırada Repsol Honda'dan Mark Marquez yer aldı ve üçüncü sırada da Dani Pedrosa bulunuyor. Yine aynı şekilde Repsol Honda pilotu. Ve pilotlar klasmanına şöyle bir bakacak olursak İspanyolların... E, Spor dünyasında adından söz ettikleri gibi, söz ettirdikleri gibi özür diliyorum. Burada da e, bir İspanyol pilot hakimiyeti var. Şöyle ki Mark Marquez 253 puanla ilk sırada yer alıyor. İspanyol ikinci sırada yine İspanyol Jorge Lorenzo 219 puanla kendisini takip ediyor. Ve yine aynı puanda başka bir İspanyol e, Dani Pedrosa da üçüncü sırada şu anda MotoGP'de İspanyollar ipi göğüsleyecek gibi görünüyor. Dördüncü sırada... E, Eski efsanelerden bizim çocukluğumuzun efsanesi diyebileceğimiz bir efsane Valentina Rossi o da 4. sırada 169 puanla e, şu anda liderliği Alması biraz zor gibi görünüyor ikincilik üçüncülük belki e, bunlarla yarışacaktır ama ilk üç sırada saydığım isimler şu anda şampiyonluk adına önemli bir avantaja sahip ki Mark Marquez'in inanılmaz bir e, avantajı var şampiyonluk adına. Ve şimdi de e, Kenan Sofoğlu'na geçiyoruz milli motosiklet, motosikletçimiz Kenan Sofoğlu inanılmaz işler yaptı İstanbul'da düzenlenen süpersport dünya şampiyonasında ve orada... E, Ezeli rakibi diyebiliriz yani bu seneki ezeli rakibi Loves'u geçmeyi başardı. Sam Loves'u birinci sırada yer aldı ve şimdi e, Kenan'ın tabii ki galibetten sonraki sevincini görüyoruz. Ve şu anda 54 numarayla Kenan önde virajı alırken bir fotoğrafı var. Gerçekten Kenan e, motor sporları tarihinde bizlere ilkleri yaşatan ve e, tabii ki biraz da büyük acılara sahip olan bir isim. Biliyorsunuz ki iki kardeşini motor sporlarında kaybetmişti. Bunu da belirtelim tekrardan. O hala yoluna devam ediyor ve hala ailesi bu acılara rağmen oğluna destek çıkıyor. Gerçekten önemli gelişmeler bunlar. Kenan'ı da tekrardan tebrik ediyoruz diyelim ve Sürücüler klasmanına geçelim bakalım neler olmuş. Kenan Sofoğlu'nun birinciliğinin ardından Sam Lowe's yani şu anda favorilerden en büyük favori olarak gösterebileceğimiz Sam Lowe's da ikinci sıraya yerleşti. Ve şu anda Kenan'ın 49 puan önünde 205 puanla ilk basamakta yer alıyor sürücüler klasmanında. Ve Kenan Sofoğlu da ikinci sırada hemen kendisini takip ediyor. 156 puanla ve üçüncü sırada da Fabian Ford Kawasaki pilotu o da 121 puanla. 3. sırada bulunuyor ve şimdi motor sporlarını noktalıyoruz. Basketbol gelişmelerine uzanacağız. Eurobasket'te bakalım neler oldu? Çeyrek final eşleşmeleri nasıl? Bunları söyleyeceğiz. Şimdi oynanan birkaç karşılaşmayı e, sizlere aktarmak istiyorum. Ardından e, çeyrek final müsabakaları kimler arasında hangi tarihlerde oynanacak? Bunlardan bahsedeceğiz. Evet, ilk olarak Letonya'ya Belçika şoku başlıklı haberimiz var. 2. E, grup E grubu karşılaşmasında ikinci tur E grubu karşılaşmasında Letonya ile Belçika karşı karşıya geldi. Letonya'nın favor olarak gösterildiği mücadelede Belçika Salon'dan 60-56'lık skorla galip ayrıldı ki onlar da önemli bir işe imza attı diye düşünüyorum. Bununla birlikte e, Litvanya'da Ukrayna'yı geçti. Yine aynı turnuvada E grubu karşılaşmasında 70-63'lük bir skor var. Litvanya'nın Ukrayna karşısında galibiyeti var. Karşılaşmalardan görüntüleri şu anda ekrana yansıtıyoruz. Ve Sırbistan'a geçiyoruz. Sırbistan tabii ki e, turnuvanın favorilerinden olan Sırbistan'da e, lider tamamlamayı başardı bunu belirtelim Sırbistan Fransa Fransa'yı 77-65'lik skorla devirmeyi başardı ve böylece lider olarak tamamladı evet şimdi de çeyrek final müsabakalarına geçelim bakalım kim hangi takımla eşleşti bunları sizlere aktaralım 18 Eylül Çarşamba günü oynanacak mücadelelere geçecek olursak 17.30'da bugün yani 17 Eylül Çarşamba günü yani yarın e, oynanacak mücadelede 17.30'da e, Sırbistan ve İspanya karşılaşması olacak. Gerçekten e, dişe diş geçebilecek bir karşılaşma favorilerin bir araya geldiği bir mücadele olacak. Ve bunun ardından yine Çarşamba günü 22'de e, Slovenya ve Fransa karşılaşması var. E, Perşembe gününe geçtiğimiz zaman 19 Eylül perşembe günü ise 17.30'da Litvanya İtalya ve 22'de Hırvatistan Ukrayna karşılaşmaları oynanacak. E, bu karşılaşmaları da tabii ki e, takip edebilirsiniz. Gerçekten çeyrek finaller nefes kesecek gibi duruyor. Bakalım yarı finale çıkacak takımlar kimler olacak? E, bunları da göreceğiz diyelim. Ve voleybola uzandığımız zaman ise voleybolda şampiyon Rusya oldu. Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda zafer son iki dünya şampiyonu Rusya'nın oldu. Gerçekten çok köklü ve çok iyi bir kulüp. Hatta hatırlarsanız milli takımımızı da çeyrek finalde devirmeyi başardı. Şu anda takım olarak kendilerini görüyoruz ve sahada kendilerini sevinirken görüyoruz. Ruslar son iki dünya şampiyonu çok iyi işler yaptı ve bu turnuvayı da kazanmayı başardı. Millilerimizi yenen bir takımın tabii ki şampiyon olmasını isteriz. En azından bizi deviren bir takım şampiyon olsun güçlü bir takıma yenilmişiz diye bunu da söyleyelim. Evet voleyboldan son haberimize geçiyoruz. Hatta günün son haberine geçiyoruz. Avrupa Şampiyonası Cuma günü başlıyor. Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından 28. kere düzenlenecek olan Erkekler Avrupa Şampiyonası 20 Eylül Cuma yani bu hafta Cuma günü yapılacak grup maçlarıyla başlayacak Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 10 gün sürecek bu turnuva Türk Türkiye B grubunda Polonya Slovakya ve Fransa ile karşı karşıya gelecek evet bu e, turda da B grubunun maç programlarına şöyle bir göz atacak olursak e, Polonya Türkiye karşılaşması oynanacak ardından Slovakya Türkiye ve daha onun da ardından en son karşılaşma Türkiye-Fransa arasında oynanacak. Biz de tabii ki buradan arkadaşlarımıza başarılar dileyelim. Ve programımızın tabii ki yavaş yavaş artık sonuna yaklaştık. Galatasaray'ın Real Madrid karşılaşması öncesinde kısa bir tanıtım videomuz var. Onu şimdi ekranlara getiriyoruz. Ardından veda için buradayız. Evet, tanıtım videomuzu izledik. Gerçekten heyecan verici bir video. E, tabii ki hazırlayan arkadaşımıza teşekkür ediyoruz e, bu videoyu ve biz de tabii ki bu akşam oynanacak Galatasaray Real Madrid karşısında Galatasaray'a başarılar diliyoruz ve programımızı da yavaş yavaş kapatıyoruz. Haftaya salı günü Ege Üniversitesi televizyonunda Sportal programıyla yeniden görüşünceye dek bu ekranlardan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.